merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipi ile hazırladığım çok güzel bir üçgen şal tarifi paylaşacağım. İlk olarak şöyle modelimizi yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın başlangıç noktamız bu uç olacak. Ve bakın çok güzel bir örnek ajurlu şahane bir model yapımı da çok çok kolay. Bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Hemen şöyle bakın kenar uç kısımlarında sizlere göstermek istiyorum. Bakın ters kısmı da bu şekilde görünüyor. Bir ucu bu şekilde hemen şöyle kenar detaylarına da bakalım. Gerçekten şahane bir örnek. Bakın diğer uç kısmı da bu şekilde döküm döküm çok güzel bir iplik spagetti yarnı soft cake ipi özellikle şallara böyle ince baharlı kırkalara falan çok güzel oluyor mutlaka bu iple de tanışmanızı tavsiye ederim renk geçişleri de şahane ben bir yuman yarısını kullandım hatırlayanlar olacaktır daha önceden bir boyunluk hazırlamıştım e, o ipten artan e, kalan iple de bu şalımı hazırlamış oldum gerçekten çok güzel oldu içmesinden harika bir proje oldu umarım sizler de beğenir ve denersiniz detaylı tarifimize geç bitmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Bugün için spagetti yarnı soft cake ipliğinin yarısını kullandım. Bakın daha önceden hatırlayacak olursanız krem renkten başlayarak yeşil ip bitene kadar bir boyunluk çalışmıştım. Bakın yeşil ipin bittiği noktada kiremit renginin başladığı noktadan itibaren siyah e, ipliğe kadar da e, bu çalışmamı hazırlamış oldum. Bu da yine böyle e, minik üçgen bir şal yani boyunluk e, ölçüsünde oldu. Yani bir e, boyunluk da diyebiliriz. 3 e, üçgen şalımıza. Dediğim gibi bir yumaktan iki tane boyunlu çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz ya da bir yuman tamamını kullanarak büyükçe bir üçgen şal da elde edebilirsiniz. istiyorum ki hemen şu ipin özelliğini sizlerle paylaşayım. Karışımı %55 pamuk, %45 akrilik, 250 gram ağırlığında 1000 metre uzunluğunda. Bakın renk geçişlerini görüyorsunuz harika. Birçok farklı renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Bakın üçgen şalımızın e, şu kısa kenarı e, 45 santim, en uzun kenarı da 1 metre 35 santim ölçüsünde oldu. Yumağın yarısını kullandım ve bu ölçülerde bir boyunluk şal elde etmiş oldum. Şimdi sizlere modeli tarif ederken koton bir iple modelimizi tarif ediyor olacağım. E, bu iple çalışırken bakın soft cake iple çalışırken tığ numaram 2.75 milimdi. Şimdi ise koton bir iple çalışacağım için tığ numaram. 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. 7 zincirden sonra kilit zincirinden sonra gelen zincirin içerisine batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum ve şu kısa ipliği araya alıyorum. Bu noktayı aldıktan sonra 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum tığıma doladım. Şimdi halkamın içerisine 6 tane ikili trabzan örüyorum. 1 trabzanı nasıl örüyoruz? Tığımıza doladık. Halkamızın içerisine batıyoruz. ilmek çıkardık. 3 ilmek var. Doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Şimdi toplamda 6 tane ikili trabzanımızı örelim. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Kısa ipi de gizleyerek bakın. 2, 4, 6 tane trabzanımızı örmüş olduk. Başlangıcımız bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyorum. Tığıma doluyorum ve gelen ilk boşluğun içerisine batarak buraya ikili trabzan örüyorum. Bakın ilk boşluğa şimdi zinciri trabzan saymıyorum. Burada ilk boşluğa 6 tane trabzan örüyorum. 2, Aynı boşluğa 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane trabzanımı ördüm. Şimdi sıradaki trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. noktaya batıyorum bakın. 1, 2, 3. boşluğa battım. İlmek çıkardım. Sık iğnemi örüyorum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çekip tığıma doluyorum ve buradaki 1 2 3. boşluk zincir boşluğuna denk geliyor. Şu araya da batabilirsiniz şu şekilde. Zincire batalım biz. 1 2 3. boşluk zincirin boşluğu. Zincire batıp ilmek çıkardım ve ikili trabzan örüyorum. Bakın ikinci sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Tığımıza doladık. Gelen ilk boşluğa bakın trabzan boşluğuna Şimdi bu noktada 6 tane trabzan örüyorum. 1 Aynı boşluğa 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımızı ördük. Sonra 5 zincirlik geniş boşluğa gelerek bir tane sık iğne örüyorum. Bakın dolamadan direkt 5 zincirlik geniş boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğnemi örüyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincirimizi çektikten sonra tığımıza dolamadan bakın sık iğne noktasına dokunmuyorum. Buradaki trabzandan itibaren sayacağım. Birinci trabzan, ikinci ve üçüncü trabzan boşluğuna direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örerek burada bir file oluşturduk. Yani ajurlu kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi direkt tığıma doluyorum. Bakın buradaki fileden sonra yelpaze örneği gelmeli. Tığıma direkt doluyorum ve şimdi buradaki trabzandan sıradaki trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğa batacağım. Battığım boşluk zincir değil. Trabzanın tepesi olmalı bakın. Buradaki kenar zincirlerini kullanmayacağız. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. Yani son trabzan bu noktadaki ve bu noktaya 6 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 bakın 6 trabzanı ördük şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp örgümü çeviriyorum tığıma doladım yine gelen ilk boşluğa bakın ilk boşluğa 6 tane trabzan örüyorum 1 2 3 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Bakın bu kenar hep böyle dolu devam edecek. 6 trabzanı ördükten sonra sıradaki trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Bakın 3. trabzanı 1, 2, 3. batıyorum ve sık iğne örüyorum her defasında böyle iki boşluk bırakıp üçüncüye batmış olacağız. Şimdi bu kısım bakın böyle dolu dolu yani hep yelpaze şeklinde ilerleyecek. Fakat şu sol kanattaysa daha farklı olacak. Şimdi bunu göreceksiniz çok çok kolay bir mantığı var. Şimdi bu noktada 5 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. 5 zincirden sonra bakın bizi direkt file karşılıyor. Şimdi buradaki 2 trabzan sık iğne noktasını geçiyorum. Direkt filenin içerisine batıyorum. Bakın file noktasına batıyorum. 5 zincirlik noktaya. Direkt sık iğne örüyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi şurada bir tane sık iğnemiz var. Bu sık iğnenin içerisine bakın şöyle 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burada neden 5 ördüm? Şimdi bu modelde e, kenarlarda 6 trabzan yani bitirirken ve başlarken 6 tane trabzan öreceğiz. Fakat modelin ortaları 5 tane trabzandan oluşacak. Sadece bitiş ve başlangıçlarda 6 tane trabzan çalışmış olacağız. Ortalarda 5 trabzan ve 5 zincirimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi 5 trabzanı oluşturduktan sonra sık iğnenin içerisine. Şimdi buradaki sıradaki trabzan bu. 1, 2, 3. boşluğuna direkt batıyorum sık iğne bu noktayı tutturdum. Şimdi bir bakın iki üç dört beş zincirimi çekiyorum. Modele baktığımız zaman mantık şu bir yelpaze bir file bir yelpaze bir file şeklinde model ilerleyecek. Şimdi bitiş kenarı olduğu için buraya sık iğneyle tutturamam. E, bu noktanın uzun olması gerekiyor. Bu yüzden 5 zincirden sonra tığıma doluyorum. Ve bakın sıradaki trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. trabzana batıyorum zincir burada kalacak yani son trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örerek son fileyi yapıyorum bitiş filesinde yaparken 5 zincir trabzan şeklinde bitirmek gerekiyor şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıkacağız her defasında 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz bu iki kenar içinde geçerli 3 zincirden sonra tığıma doluyorum ve gelen Bakın ilk trabzanın tepesine ilk boşluğumun içerisine 6 tane trabzan örüyorum. Ne yapıyorduk? Başlangıçta 6 tane örüyorduk. 2, 3, 4, 5 ve 6. Mutlaka 6 tane örmek gerekiyor ki e, buradaki sayılar denk gelsin. Şimdi 6 trabzan ördükten sonra gelen 5 zincirlik fileye direkt batıp sık iğne örüyorum. Şimdi yelpazeyi yaptım. File yapmam gerekiyor. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Ve şimdi sıradaki gelen yelpazenin bakın sık iğne daha sonra ilk trabzanı sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 3. tepesine batıp sık iğne ile filim bu noktaya tutturdum. Şimdi fileden sonra yelpaze yapmam gerekiyor. Tığıma doluyorum ve bakın iki trabzanı geçip buradaki hemen sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Artık burayı kullanacağız. Sık iğneye batıp 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 3 4 ve 5 5 tane trabzanı ördüm sıradaki file noktasına geniş noktaya batıp sık iğne ile yelpazeyi bu noktaya tutturuyorum şimdi 5 zincir 1 2 2 3 4 5 5 zincirden sonra bakın sık iğneden sonra gelen trabzanları sayıyorum yani artık Şuradaki yelpazeyi sayıyorum İlk trabzanı 1 2 üçüncüsüne batıyorum sık iğne örüyorum. Şimdi ne yaptık? Yelpaze, file, yelpaze, file. Şimdi yelpaze ile sıra bitmiş olacak. Ne yapıyorum? Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. boşluk artık son trabzan boşluğu zincire dokunmuyoruz. Şimdi bitiş noktası olduğu için bu noktaya 6 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu taraf hep böyle e, yelpaze olacak yani dolu dolu olacak. E, örneğin sol ya da sağ fark etmez. Bakın şöyle tuttuğumda bir taraf tamamen böyle yelpazelerden oluşacak. Bir tarafta yelpaze file yelpaze file şeklinde ilerlemiş olacak. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Bundan sonra mantık e, bakın aynı e, zemini kurmuş olduk. Küçük bir parçada da örün. Mantığını kavradıktan sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İlk başlarda belki yeni başlayanlar için biraz karmaşık gibi gelebilir ama hiç öyle değil. Elinizi alıp başladığınız zaman ne kadar kolay ve keyifli bir model olduğunu sizler de göreceksiniz. Şimdi 1, 2, 3 zinciri çekip örgümü çeviriyorum. Tığıma doladım ve gelen ilk boşluğa bakın hep bitiş ve başlangıçlar aynı. 6 tane trabzan örüyorum. Zinciri trabzan saymıyorum. Bu boşluğa 6 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanım ördükten sonra hemen alttaki yelpazeyi bakın sıradaki gelen trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3.süne batıp her defasında 3.süne batıp sık iğne öreceğiz. Yelpazeden sonra 5 zincirli file. 2, 3, 4, 5. Şimdi geliyorum 5 zincirlik file boşluğuna direkt sık iğne örüyorum. Şimdi buraya sık iğne ördükten sonra çalışacağım nokta sık iğne noktası olacak. Tığıma doluyorum ve hemen bakın buradaki sık iğneye 5 tane trabzan örüyorum. Neden 5 tane? Ne demiştik? Başlangıçlarda ve sonlarda 6 trabzan, ortalardaysa 5 trabzan çalışıyoruz demiştik. 5 zincir ve 5 trabzanı bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi sıradaki yelpazeden sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğa geliyorum. Sık iğne, Yelpazeden sonra 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hemen file boşluğuna geliyorum. Direkt sık iğne ile filemi oluşturdum. Doluyorum tığıma. Bakın sık iğne noktasına çalışıyoruz hemen. Buradaki yelpazenin sağında kalan sık iğne noktasına batıp 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra trabzandan sayıyorum. Sıradaki noktadan itibaren 1, 2, 3.ye battım sık iğne. Şimdi burayı file ile bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma doladım. 1, 2, 3. nokta artık son trabzan. Ve bu noktaya da batıp ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bakın bir taraf dolu ilerlerken bir taraf dolu boş dolu boş şeklinde devam etmiş oluyor. Model bu kadar keyifli. Bakın şimdi bir sıra daha örelim. 1, 2, 3 zincir örgümü çevirdim ve gelen ilk boşluğa başlangıçta ne yapıyorduk 6 trabzan 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar sayalım 2 4 6 fileye geldim sık iğne sık daha sonra buradaki yelpazeden sonra 5 zincir 2 3 4 5 hemen sıradaki yelpazenin ilk trab trabzanından sayıyorum 1 2 Üçüncüye batıp sık iğne. Sonra doluyorum. Sık iğne noktasına bakın. Hemen böyle yelpazenin soluna geliyor. Bir sıra soluna gelecek sık iğneler. Bir sıra sağına gelip o noktalara çalışmış olacağız. Dediğim gibi eliniz aldığınız zaman e, mantığını çok rahatlıkla kavrayacaksınız. Mutlaka böyle benim gibi küçük bir örnekte başlayın. Mantığı kavradıktan sonra istediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Koton iplerle de gerçekten çok güzel oluyor. Ya da böyle renkli ebru iplerle de güzel olacaktır. Bakın 5 trabzan ördükten sonra file noktasına sık iğne sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sıradaki yelpazeden sayıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Sık iğne doladım. Hemen buradaki gelen sık iğneye batıp 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. Sonra sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yelpazedeki noktayı sayıyorum. 1, 2, 3.ye battım. Burayı bakın hep dolu bitiriyoruz. Bu noktaya gelip son noktaya 6 tane trabzan örüyorum. Çünkü bitiş noktam artık. 3, 4, 5 ve 6. Ve son noktaya da 6 tane trabzanımı ördüm. Sonra ne yapıyorum? Yine 3 zincirle örgümü çevirerek gelen ilk boşluğa 6 tane trabzan örerek Yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi artık kenar süslemesini göstermek istiyorum. Çünkü bu noktada artık model anlaşılır olmuştur. Bakın bir sıra böyle dolu e, verev şeklinde ilerliyor. Gerçekten ajuru çok güzel bir örnek oldu. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Ben bu kenar sırasında kenar süslemesine başladım yani şu bir dolu bir boş dediğim sırada yani bir sıra yelpaze bir sıra file olan boşluklu sırada kenar süslemesi yapacağım ta ki şimdi şu uca kadar gelelim Sizler de bitirirken bu uçtan başlayabilirsiniz bakın burada sıramızın sonuna geldik file ile sıramızı bitirdik şimdi trabzan ördükten sonra burada bir tane zincir çekiyorum ve hemen bu boşluğun içerisine bir tane sık iğne ördüm sık iğneden sonra tığıma doluyorum ve buradaki bakın geliyorum hemen trabzanın dibine. Bu noktaya batıp 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradaki kenar trabzanları örerken elimi çok sıkı tutmadım. Eğer sizde kasma yaparsa 6 trabzan da örebilirsiniz. Şimdi bakın trabzanın tepesine e, buradaki noktaya 5 tane trabzan ördük. Hemen bakın trabzanları ördüğüm şu nokta var. Buraya geliyorum hemen dibine sık iğnemi örüyorum. Sık iğneden sonra tığıma doluyorum. Hemen bu trabzanı ördüm. Trabzanın tepesine bakın. Hemen buradaki noktaya gelip burada da yine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanı ördüm. Hemen geliyorum bakın şu dip kısma trabzanları ördüğümüz boşluğa geliyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Yine model aynı şekilde ilerliyor. Bakın e, sık iğne trabzan, sık iğne trabzan şeklinde yelpazelerimizi oluşturuyoruz. E, buradaki maksat şu e, modelli olan kısımlara bakın şu dolu olan noktaları yelpazelerin denk gelmesi. Hemen sık iğneden sonra bir sonraki bakın e, trabzan oldu noktaya hemen dip kısma batıyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, yine göstermiş olduğum noktaya sık iğnemi ördüm doluyorum hemen buradaki uç noktaya 5 tane trabzanımı örüyorum bu şekilde e, sivri uç noktaya kadar yani ilk başladığımız noktaya kadar gelmiş olacağız burada e, ufak bir e, dönüş var bunu göstermek istiyorum 5 trabzanı ördükten sonra hatırlayalım burada 7 zincirle bir halka oluşturmuştuk bu boşluğa önce bir tane sık iğne örüyorum Şimdi aynı boşluğa doluyorum 5 tane trabzan örüyorum 1 2 3 4 5 ve yine aynı boşluğa gelip bir tane sık iğne örüyorum. Yani bir tane yelpazeyi buradaki sivri uç kısma yapmış oluyorum. Şuradaki trabzanın gövdesini çok e, uzun tutmayalım ki bakın ip hemen potluk yaptı. Burada Sık iğne son boşluğa sık iğne 5 trabzan sık iğne ördük devam ediyoruz. Buradaki sık iğneden sonra bir sonraki batacağımız nokta bakın trabzanları ördüğümüz bakın şöyle 6 e, trabzan ördüğümüz trabzan tepe boşluğu. Hemen bunu şu noktaya batıp bu noktaya da tekrar 5 tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4, ve 5 trabzanım ördüm. Batacağım bir sonraki nokta bakın yine aynı nokta. Hemen trabzanları ördüm. Trabzan tepesi sık iğne ile buraya tutturdum e, yelpazemi. Tığıma doluyorum ve bir sonraki batacağım nokta yine yelpazenin dibi olacak. Bakın hemen şu trabzanları ördüğümüz dip nokta. Bu noktaya batıp 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bir sonraki nokta yine bakın yelpaze ördüm. Dip kısma battım sık iğne doluyorum. Hemen bir sonraki hep aynı boşluklara batıyoruz. Hep şu boşluklara bir sık iğne 5 trabzan bir sık iğne 5 trabzan şeklinde ilerlemiş oluyoruz. Model dediğim gibi gerçekten çok kolay. Kenar süslemesi de e, bu modelle bir bütünlük sağlıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şuradaki kısmı da göstermek önemli. Sık iğne ördükten sonra buradaki son dip kısma da geliyorum. Ve hemen 5 tane trabzanımı örüyorum. Bu kenar kısmını kesmek istemedim. Akılda hiç soru kalmasın. Bakın burada 2-4-5 trabzanı ördüm. Şimdi buradaki ilk trabzanı zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra bakın e, bu noktada hemen buraya sık iğne ördüğüm noktaya 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanı ördüm. Sonra 1, 2, 3.ye batıyorum bakın. Burada önde trabzanlar var. Sıradaki 1, 2, 3. trabzana batıp sık iğne örüyorum. Bu kenarı da bu şekilde e, dönüş yapmış olduk. Sonra tığıma doluyorum. Buradaki sık iğne noktasına çalışacağım. 2 trabzanı geçtim. Sık iğnenin tepesine 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzandan sonra file noktasına geliyorum bir tane sık iğne. Sık iğneden sonra direkt tığıma doluyorum ve bakın şuradaki sık iğneye çalışacağız. Sık iğnenin tepesine 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burada 5 tane trabzan var. 1 2 3.sünün tepesine sık iğne. Bakın bu kısmı da bu şekilde geçmiş olacağız. Sık iğneden sonra tığıma doluyorum, iki tırabzanı geçip sıradaki sık iğne noktasına geliyorum ve tekrar 5 tane tırabzanımı örüyorum. Buradaki bitişi göstermek önemli bu yüzden e, bu kısmı kesmiyorum dediğim gibi. 5 tane tırabzan ördüm. File noktasına sık iğne. Sıradaki gelen sık iğneye 5 tane tırabzan. 3 4 ve 5. Yelpazenin 1 2 3. tırabzanını sık iğne. Sık iğneyi görünce de 5 tane trabzan örüyorum. 3 4 ve 5. Sonra fileye sık iğne. Sık iğneyi gördüğümde 5 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi geldim 1 2 üçüncüsüne yine sık iğne. Sık iğneyi görünce de hemen bu noktaya 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 4 ve 5. Hemen geldim file noktasını sık iğne. E, sık iğneden sonra bu boşluğun içerisinde şurada trabzanımız var bakın. Trabzanın tepesine 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada hatırlayalım şu geniş boşluğa sık iğne örmüştük. Burada ne yapıyorum? İlk sık iğnenin tepesine batıp kaydırmamı yapıp bir zincirimi çekip ipimi burada kopartıyorum. Bakın Şöyle elimizi düzleyeceğiz. Ee, en sonunda ben buharlı ütüyle çalışmamı tamamlamış oldum. Burada da bitiriyoruz bakın. Ee, bu şekilde çalışmamız üçgen formlu oluyor. Dediğim gibi bunu boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Bak, bak şal olarak da düşünebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir çalışma oluyor. Bakın ölçüleri de verdim dediğim gibi bir yumaktan e, iki tane olacak şekilde boyunlu şalı hazırlamış oldum. Gerçekten e, model çok güzel bir örnek. Bakın bu yelpazelerle de bitiş yaptık ve güzel bir bütünlük sağlamış oldu örneğimiz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.